Ayrıca pozisyon dağılımındaki olasılıkları da normal dağılıma yakın satarak hesaplayabiliyoruz. Pozisyon dağılımında bildiğimiz gibi beklenen değer lambdaydı. Sigma kare de lambdaydı. Bunlar dağılımın parametreleriydi. Bu özellikle ortalama gerçekleşme sayısı, yani lambda büyük olduğunda merkezi limit teoremi daha güzel işliyor. Burada da yine standartlaştırma işlemini yapıyoruz. X'ten beklenen değeri çıkarıp varyans X'in karekökine bölüyoruz. Yani X eksi lambda bölü karekök lambda şeklinde standartlaştırma işlemini yapmış oluyoruz. A ile B arasında olması olasılığında yine A eksi lambda bölü karekök içerisinde lambda küçük Z, o da küçük, B eksi lambda bölü karekök lambda şeklinde hesaplayabiliyoruz. Bununla da bir ilgili örnek verelim. İşte bu örnekte bir tüketici danışma merkezine telefonla günde ortalama 25 başvuru yapılmakta olup bunun dağılımının Poisson dağılımı olduğu düşünülmektedir. Belirli bir günde 20 ile 30 arasında başvuru yapılması olasılığını merkezi limit teoremi kullanarak hesaplayalım. Eğer bunu Poisson dağılımında hesaplamak istersek X'in 20 ile 30 arasında olduğunu, X'in 20 değerini, 21 değerini, 30 değerini o olasılık fonksiyonunda yazıp o olasılık değerlerini hesaplayıp toplamamız gerekecek. Fakat merkezi limit teoremini kullandığımızda, standartlaştırma işlemi yaptığımızda ekranda görüldüğü gibi P eksi 1 küçük Z, o da küçük 1 şeklinde yine standart normal dağılım tablosunu kullanacak hale geliyor. Bu durumda da tablo değeri yazıldığında yine 1'e karşılık 0.8413 geliyor. O da 0.6826 olarak bulunuyor. Süreklilik düzeltmesi yapılırsa aynı merkezi limit teoremi kullanılarak 0.7286 olarak elde ediliyor. Yani süreklilik düzeltmesi yapılarak gerçek olasılık değerlerine daha yakın olasılık değerleri bulunmuş oluyor. Bu örnekte de 5. bölümü bitirmiş olduk. Metin içerisindeki örneklere ve açıklamalara bakarak, daha iyi inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.